İlişkilere Gelirken programından tekrar merhaba. Şimdiki bölümümüzde Yaşlı Bakım Hizmetleri Program Başkanı değerli hocamız öğretim görevlisi Zeynep Gümüş bizlerle bizlere Yaşlı Bakım Hizmetleri programını anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Değerli vaktinizi ayırdınız hocam. Geldiniz aday öğrenciler için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi Yaşlı Bakım Hizmetleri programı hakkında genel bilgi almak istiyorum. Daha sonrasında Üsküdar Üniversitesi'nin imkanlarına gireceğim. Nasıl bir bölümdür hocam? Yaşlı bakım bölümü aslında hem dünya hem de Türkiye genelinde baktığımızda ihtiyaçtan doğan bir bölüm diyebiliriz. Çünkü teknolojinin, tıbbın gelişmesi, ilaçların bulunması, kadının eğitim hayatında daha çok aktif yer alması ve yaşlının evdeki bakım rolünü üstlenen daha çok kadın olduğu için iş hayatına atılması gibi nedenlerden hem insanın ömrünün uzaması, yaşlı nüfusunun artması hem de bakım rolüyle ilgili bir açığın ortaya çıkmasına neden oldu. Dolayısıyla da insanlar bu konuda ebeveynlerini, annelerini, babalarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri sağlık profesyonelleri tercih etmek istiyorlar. Bu yöndeki açığı kapatmak için de dediğim gibi hem yurt dışında hem de ülkemizde yaşlı bakım programı hızla arttı ve bugünlere kadar geldi. Evet hocam. Şimdi hocam Üsküdar Üniversitesi imkanlarına geçmeden önce bir soru daha soracağım. Bu bölümü tercih eden öğrencilerin ne tür özelliklere sahip olması gerekir diye soracağım. Aslında hocam gelecekler siz tabii ki de pek çok şeyi öğreteceksiniz. Evet, evet. Ama nasıl rahatlıkla bitirecekler? Yok, bu çok önemli bir soru çünkü. Yaşlı bakım programı biraz böyle özellikli bir bölüm. Diğer sağlık alanlarının tabii ki çok güzel hepsi, bu yanlış bir eleştiri olmasın sakın. Şöyle yaşlı, engelli, işte çocuk bakımı gibi bölümler biraz daha özveri isteyen, biraz daha sabır isteyen, hakikaten isteyerek gelmesi gerekiyor öğrencinin. O yüzden de kişilik özellikleri, mizacı bu bölüme uygun olmalı. Örneğin demin de bahsettiğim gibi sabırlı olmalı. Yaşlıları sevmeli. Tamam, insanları sevmek tamam okey ama yaşlıyı sevmeli. Bakım rolünü üstlenebilmeli. Pratik çözümler getirebilmeli. Ekip çalışmasında uyum sağlayabilmeli gibi bir takım özellikler gerektiriyor bu bölümle ilgili. Evet hocam, çünkü çok hassas bir bölüm. Evet, evet, bölüm. O yüzden aday öğrenciler de gelmeden önce kendileri bir oturup düşünsünler değil mi hocam? Böyle bir bölümü yapabilecek mi, istiyorlar mı? Kendilerini bir yoklarlarsa ama genelde öğrencilerim çok isteyerek geliyorlar. Çünkü manevi doyumu çok yüksek. O kısmı söylemek gerekiyor, altını çizmek lazım. Haklısınız hocam. Şimdi Üsküdar Üniversitesi'ne verilen Yaşlı Bakım Hizmetleri Programı eğitimini soracağım hocam. Ders programı nasıl düzenlendi? Ders programında tabii ki sağlık bölümünün temel ana dersleriyle birlikte neler bunlar? İşte ilk yardım, temel anatomi, fizyoloji, temel farmakoloji gibi derslerin yanında bizler yaşlılarla ilgili dersleri 4 dönem boyunca almalarını sağladık. Bunlar her döneme yaşlı bakım ilke ve uygulamaları 1, işte 2, 3, 4 olmak üzere 2 yıl boyunca bu ders en önemli ana derslerini oluşturuyor. Sonra yaşlı ile ilgili temel gerontoloji, işte palyatif bakım, yaşam sonu bakım, yaşlı psikolojisi, sosyal sorumluluk, işte pozitif psikoloji zaten pırlanta derslerimizden biri ve rektörlük dersleri olmak üzere aslında biraz yoğun bir ders programı bekliyor tercih eden öğrencilerimize. Evet. Hocam şimdi uygulama alanlarını soracağım. Tabii ki de teorik derslere giriyorlar, öğreniyorlar ama uygulamadan olmuyor hocam. Evet, hele de böyle sağlıkla ilgili bir bölüm olduğu için uygulamaya ilk dönem çıkartmıyoruz. Çünkü biraz daha böyle yaşlıları tanısınlar, teorik temellerini oluştursunlar, sağlıkla ilgili sahada alanda yapabileceklerini biraz öğrensinler diye. İkinci dönemden itibaren dersle birlikte uygulamaları başlıyor. İkinci yılın ikinci döneminde bir gün 8 saat şeklinde, ikinci yılın ilk döneminde gene aynı bir iş günü olarak, son dönemleri bitecekleri zaman artık o 16 saate çıkıyor. İki iş günü alanda çalışıyorlar mutlaka. Alanda çalışmayı neden önemsiyorum? Çünkü bizlerin, hocalarının anlattığı teorik bilginin temelini oturtabilecekleri ancak uygulamaya dönüştüğünde gerçekleşebiliyor.
Huzur evlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmetleri çok popüler son yıllarda. Evet. Oralarda işte belediyelerde ya da özel kuruluşlarda devletle zaten üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlar var. Oralarda uygulamalara çıkabiliyor öğrencilerimiz. Evet. Yani hocam bu bizim staj dediğimiz... Yaz stajından farklı. Bu alan uygulaması. Yani şöyle düşün, yaşlı bakım ilke ve uygulamaları dersi, bu bölümün ana dersinin 4 saat teorisi varsa örneğin ikinci sınıf 8 saat uygulamaya çıkmak zorunda. Evet. Zorunda. Ya bu zorunlu. Evet. O zaman hocam şimdi ben size doğrudan stajı sorayım. Tamam. Staj ne kadar süresi var? Yardımcı oluyor musunuz öğrencilere? Oluyoruz, evet. Evet, biraz şeyde dönem içerisindeki uygulama ile ilgili onların yerleştirilmesini zaten üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlara ama bazen öğrencilerimiz diyor ki hani biz kendimiz bulabilir miyiz? Belki eve daha yakın ya da tanıdığımız bir yerler olabiliyor. Ona da olanak sunuyoruz. Onunla ilgili de bir engel koymuyoruz çocuklara. Ya kendileri istiyorlar ya da bizler üniversite olarak mutlaka yerleştiriyoruz. Yaz stajı ise 20 iş günü oluyor. Şimdi yaşlı bakım bölümünde birinci sınıfın sonunda ama her bizim işte sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunun her bölümü için böyle olmayabilir. Evet. Yani ikinci yılın sonunda da olabilir. O değişiyor ders programına göre. Ve 20 iş günü şeklinde demin saydığım yerlerde yani yaşlı bakım merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, belediyelerin evde bakım hizmetlerinin sunduğu yerlerde, özel kurumda ya da sivil toplum kuruluşlarında yaz stajlarını yapabiliyor öğrencilerimiz. Evet. Hocam programa gelen öğrenciler dikey geçiş sınavını çok merak ediyorlar şu şekilde. Çünkü lisans yapabilirim, uzatabilirim, giriyorum ama yolumu değiştirebilirim. İmkanlar nasıldır hocam? Yapabilirler mi bölümlere? Tabii ki yapabilirler. Yaşlı bakım bölümünün tercih edilmesinde, popüler olmasındaki temel neden bu. Çünkü çok fazla bölüme dikey geçişle geçebiliyorlar. Evet. Eğer öğrencilerimiz işte ön lisanslarını lisansa tamamlamak istiyorlarsa... bununla ilgili gerontoloji, hemşirelik, beslenme, diyetetik en çok tercih edilenler bunlar. Fizyoterapi, hemşirelik ve sağlık yönetimi gibi 5 farklı lisans bölümüne geçiş yapabiliyorlar bu bölümden. Bunu hocam çok güzel bir fırsat. Çok, evet. Hocam bugün Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan hocalarımızı ağırladık tüm gün boyunca. Mesut hocamız da şöyle bir şey söyledi. Şimdi biz öyle bir ders programı yapıyoruz ki lisansa geçtiklerinde hiç zorluk çekmiyorlar. Aynen öyle. Hocam. Yani temelde zaten lisansta geçmek istedikleri bölüme yakın olan ve onların da muaf sayılabileceği dersleri mutlaka ilk yılda vermeye çalışıyoruz. Yani çok gerçi her şey ince ince düşünülerek, emek verilerek onların çıkarı, sizlerin çıkarınız en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz? Elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Hocam şimdi siz stajdan bahsederken aslında çalışılacak alanları da söylediniz. Ama tabii ki de çok merak ediliyor istihdam olanakları. Bölümün, programın istihdam olanakları nedir hocam? İstihdam olanakları demin saydığım yerlerde yaşlı bakımının verildiği her yerde çalışabilirler. Bunlar özel kurum olabilir, devlet kurumu olabilir. Demin saydığım ek olarak ya da onları da bir daha tekrar edeyim belki atlamış geçmiş olabilir öğrencilerimiz. Yaşlı bakım merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, gündüz bakım evlerinde, bak benim bunu söylemeyi unutmuşum, hospisler dediğimiz yaşam sonu palyatif bakımın verildiği yerlerde, belediyelerde işte hatta hastanelerin artık geriatri bölümleri var. Hastanelerde kolaylıkla iş bulabiliyorlar çünkü çok fazla ihtiyaç var. Evet hocam. İhtiyaçtan. İstihdam olanakları bu yönde çok geniş. Geniş. Evet, korkmadan gelebilirler hocam. Gelebilirler. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Pandemi sürecindeyken ne yazık ki okullar da kapandı. Öğrencilerle hocam nasıl iletişim kurdunuz? Kolaylıkla atlatabildiniz mi dersleri? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Valla iyi üstesinden geldik. Şöyle tabii ki üniversitemizin muhteşem bir ekibi var, canavar. İlk etapta bir Stix üzerinden dersleri bizler anlattık ama yeterli olmadı. Daha bunu aynı anda online'da belki öğrencilerimiz soru sormak isterler diye. Sonrasında ALMS sistemi üzerinden online aynı anda öğrencilerimizle ve o kadar muhteşem bir sistem ki çok hani şeyi yok, sınırı çok geniş. İşte orada dokümanlarımızı paylaşabiliyoruz ve
Tabii gönül isterdi sınıflarda olsun, interaktif olsun. Ama interaktifliği gene online'da da devam etti tabii. Dersler kaydedildiği için hani o an belki giremedi derse ya da bu sıkıntılı dönem nedeniyle çevresinden hastalananlar, öğrencilerimizden de hastalananlar çoktu. Sonradan takip edebildiler. Evet. Anlayamadıkları yeri tekrar tekrar izleme şansları oldu. Sınavları gene online oldu. Dolayısıyla ben bu dönemin bizim üniversitemiz açısından gerçekten büyük bir başarıyla atlatıldığını düşünüyorum. Evet. Ama bu soruyu daha çok öğrencilere de sormak lazım. Kesinlikle hocam. Sizin için nasıldı? Aslında bakarsanız hocam bir anket yapılmıştı ders çıkışlarında, girişlerinde soruyorlardı memnun musunuz diye. Onlar yüksek geldi bayağı. Evet evet gelmiş ama hocam tabii şöyle bir şey var. Üniversite dediğimiz yer yani girip sosyalleşip alabildiğimiz kadar bilgi, arkadaş hepsini toplayabileceğimiz bir yer. Ben kendimce pek bu durumdan hoşnut olmadım. Evet. Ama geri dönüşler tabii ki de iyi olan geri dönüşler var. Ne güzel evde yatarken bir anda derse gidiyoruz. Dersiz diyor. Evet hocalarla bir de hocam sizler sorduğumuz soruları hiç cevap bırakmadığınız yok, için. Yok yok her zaman yani o an yazamasalar ya da işte Stix üzerinden, ALMS üzerinden, özel mailimiz üzerinden dahi yazsalar. Evet, yani biz bu süreci kavrayabilmek ve işte öğrencilere dersleri yetiştirebilmek için çok yoğun günler geçirdik. Evet. O arada dönemesek bile mutlaka bir gün sonra ya da bir süre sonra dönüş yapıp cevapladık. Evet, yani evet. Diğer arkadaşlarımla da rahatlıkla konuşabilirim çünkü o yoğunluğun içerisindeydik hepimiz. Evet. Hocam işte o eksikliği hissetmediğimiz için çok teşekkür ediyoruz. O yüzden hiçbir problem yaşamadık biz de ama inşallah işte, okula gelemeyiz. Evet, evet. Ya da öğrenciler de hocam merak ediyor şimdi biz başlayacağız ama online mı devam edeceğiz acaba diye. Sanırım onunla ilgili net bir şey daha yoktan gelmedi. Evet. Ama şartlar, koşullar her ikisi için de düzenlendi üniversitemiz için. Yani online de olsa açık da olsa bu sefer buraya geldiklerinde de sınıftaki öğrenci sayısını biliyorsun azaltmamız gerekiyor. Eskiden çok kalabalık sınıflarda yapabiliyorduk. Onunla ilgili düzenlemeler yapılıyor ve sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bence de olacaktır. Olacak. Evet. Zaten bir anda girildi ama planlar yapıldı. Artık çok alışıldı. Çok hızlı hemen problem çözme, kriz yönetimi muhteşemmiş. Tabii biz de burada bunları gördüğümüzde seviniyoruz, mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. İyi oldu bu dönemi. Ben iyi atlattığımızı düşünüyorum. Evet. Umuyoruz ki bir an önce pandemi dönemi son bulur. Son bulsun ve her şey eski güzel günlere. Evet. İşte mezuniyete çok üzüldüm. Ama onunla ilgili de herhalde çalışmalar var hocam. Varmış. Evet, evet. Öyle yine duydum. Öğrenciler sevindim. Mağdur olmayacak. Olmayacakmış. Tekrardan yapılacağı yönünde bir şeyler vardı. Evet hocam. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ne yazık ki. Aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeleri soracağım. Çünkü tercih tanıtım dönemi geliyor. Çok heyecanlılar. Evet, evet, ne evet. söylemek istersiniz? Şimdi zaten programın başında yaşlı bakım bölümünün biraz böyle özellikli bir bölüm olduğundan bahsettik. Öğrencilerin tanıtıma geldiklerinde aday öğrencilerimizin bizlere en çok sorduğu sorular hani hangi bölümü tercih etmeliyim? Siz bana neyi önerirsiniz oluyor. Dolayısıyla da onlara bir böyle kariyer testleri yapmalarını, eğilimlerinin hangi yönde olduğunu en azından belirlemelerini ya da eğer alternatifler varsa biraz daha o yelpazeyi daraltabilirlerse kendi kişiliklerine hangi bölüm daha uygun bu konuda biraz bir fikir sahibi olarak gelirlerse biz daha net olabiliyoruz bu konuda. Daha çok yardımcı olabiliyoruz. Kesinlikle. Ve tanıtım dönemi içinde hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler yine buradayız. Online de olsa, aktif bir şekilde yüz yüze de olsa ya da daha sonrasından şimdiden bile mail ile bizlere biz o üniversiteyi tercih etmek istiyoruz, bölümünüzü tercih etmek istiyoruz hocam. Şunlar var mı gibi kafalarındaki bütün soru işaretlerini giderebilirler. Gönül rahatlığıyla sorabilirler. Ben ve arkadaşlarım sorularını her zaman yanıtlıyoruz. Yanıtlayacağız da. Evet hocam burada olacaksınız siz de. Buradayız. Okulda tanıtım dönemince de buradayız. Tabii ki gelebilirler. Hocam yine burada anlattığınız her şeyi yakından sizden duyabilecekler. Tabii bunun dışında bölümün farklı özelliklerini merak edebiliyorlar. Orada da
Onları bilgilendireceğiz. Laboratuvarları da hocam. Laboratuvarları iyi ki hatırlattın. Ben evet. onu çünkü ayrı bir özellik olarak görüyorum. Çünkü çok büyük laboratuvarlarımız var. Meslek Yüksek Okulu'nu biliyorsun alt kısmında gelip görmüşsündür, ziyaret etmişsindir. Evet. Ya örneğin temel anatomi ve fizyoloji dersi. Tabii muhteşem, güzel ve muhteşem zor bir ders. Onun uygulamalı olarak gösterilmesi için çok büyükçe bir laboratuvarın var olması. Bizim bakım uygulamalarımız için gene ya da işte alanlarında başka alanlara ait laboratuvarların olması. Bir üniversiteyi tercih ederken düşünülmesi gereken ve orada kişi için bir done olması gereken durum. Ve laboratuvarlarımızı gezmelerini öneririm. Gelsinler, görsünler. Evet. Hocam çünkü tabii dediniz siz de uygulama yapmadan olmayacak. Çok zor oluyor. Hele de böyle zor temel dersleri öğrenmek için bunu görerek ve uygulatarak öğrenmenin farklı farklı yönleri var. Başarı çok artıyor. Evet. Kavrama çok artıyor. Evet, çok haklısınız. Hocam çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aday öğrencileri de bekliyoruz. Sizinle görüşsünler hocam. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Üsküdar'a gelirken programının bu bölümünde Yaşlı Bakım Hizmetleri Program Başkanı değerli hocamız öğretim görevlisi Zeynep Gümüş bizlerleydi. Yaşlı Bakımı Hizmetleri Programı'nı bizlere anlattı. Aday öğrencileri de 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Üsküdar Üniversitesi'ne bekliyoruz. Gelin ve burayı istediğiniz kadar gezin, hocalarımızla görüşün. Şimdilik bizden bu kadar. İyi hafta sonları.